Merhaba sevgili öğrenciler, ben matematik öğretmeni Mine Altın. 7. sınıf ünitelerinden doğrular ve açılar ünitesini bitirmiştik. Şimdi çokgenler ünitesindeyiz. Evet, çokgenin tanımıyla başlayalım. Çokgen, bir düzlemde doğrusal olmayan en az 3 noktayı birleştiren doğru parçalarından oluşan kapalı şekillere denir. Bakın çokgenin tanımında önemli 3 nokta var. Birincisi, alacağımız en az 3 nokta doğrusal olmamalı. Yani aynı doğru üzerinde bulunmamalı. İkincisi, doğru parçalarından oluşmalı. Üçüncüsü, bu şekiller kapalı olmalı. Bakın elimde 2 tane şeklim var. Bakın birinci şekilde bu 3 nokta aynı doğru üzerinde, yani doğrusal. Ama bizim için ne gerekiyordu? Doğrusal olmayan noktalar gerekiyordu. O halde bu bir çokgen belirtmez. İkinci şekle bakacak olursak, ikinci şekilde aslında çokgenin tanımındaki ilk 2 şartı taşıyor, fakat üçüncü şarta uymadığı için bu şekilde bir çokgen belirtmeyecek. Bakın birinci şartımız neydi? Alacağımız en az 3 nokta doğrusal olmayacaktı. Yani aynı doğru üzerinde olmayacaktı. Bu noktalar aynı doğru üzerinde değil. Yani doğrusal değil. Uyuyor. İkinci şartımız neydi? Doğru parçalarından oluşması gerekiyordu. Bakın doğru parçalarından oluşmuş şeklim. Üçüncü şartımız şeklin kapalı olmasıydı. Fakat bu şekil kapalı değil. Bakın açık bir şekil. O halde çokgen belirtmez. Devam edelim. Dolayısıyla çokgenler en az üçkenarlıdır. En az 3 nokta olacağına göre çokgenler en az üçkenarlıdır. Yani bize böyle bir soru geldiğinde, çokgenler en az kaç kenarlıdır diye, en az 3 kenarlıdır. Devam ediyorum. Çokgenin oluşmasını sağlayan doğru parçalarına çokgenin kenarları, doğru parçalarına çokgenin kenarları denir. Bakın, çokgenin oluşmasını sağlayan doğru parçaların burada 3 tane, 3 tane kenar var. Bakın A kenarı, B kenarı, C kenarı demişim doğru parçalarına. Doğru parçalarının kesiştiği noktalara ise çokgenin köşeleri denir. Bakın doğru parçalarının kesiştiği noktalara köşe denir. A köşesi, B köşesi, C köşesi. A köşesinin karşısında A kenarı, B köşesinin karşısında B kenarı, C köşesinin karşısında C kenarı var gördüğünüz üzere. Ve bu bir üçgen. Çokgenler en az üçkenarlıdır demiştik. Üçkenarlıysa üçgen, dörtkenarlıysa dörtgen, beşkenarlıysa beşgen, altıkenarlıysa altıgen ve sekizkenarlı ise sekizgen adını alır. Çokgenler kenar sayısına göre isimlendirilir. İkişer ikişer kesişen doğrular da çokgenleri oluşturur. Bakın, ikişer ikişer kesişen doğrular çokgenleri oluşturur. Bu bir üçgen. Dört kenarlı olduğu için dörtgen, beş kenarlı olduğu için beşgen. Devam edelim ikinci sayfadan. Çokgenlerde iç açı ve dış açı neye denir? Çokgenlerde iki kenarın kesişimi sonucu iç bölgede oluşan açılara iç açılar denir. İki kenarın kesişimi sonucu, bakın, iç bölgede oluşan açılara iç açı denir. Bir kenarın uzantısıyla, bakın şu kenarın uzantısını alıyorum.
uzattım kenarı. Uzantısıyla komşu kenarın dış bölgede. Bu kenarın komşu kenarı, bir bu kenar var, bir de bu kenar var. Uzattığım için buraya doğru buradaki kenarı alıyorum, komşu kenarını. Bu komşu kenarın dış bölgede oluşturduğu açıya da dış açı denir. Bir kenarın uzantısıyla bu kenarın komşu kenarının dış bölgede oluşturduğu açıya dış açı denir. Bu da bir komşu kenarı. Buraya doğru uzatsaydım buradaki dış açıyı alırdım. Evet, devam edelim. Bir çokgende kenar sayısı kadar iç açı ve kenar sayısı kadar dış açı vardır. Örneğin dörtgen dört kenarlı olduğundan dört iç açısı ve dört tane de dış açısı vardır. Yani bunu aslında devam ettirebiliriz. İşte üçgen üç kenarlı olduğu için üç tane iç açısı, üç tane de dış açısı vardır. Veyahut da sekizgen sekiz kenarlı olduğu için sekiz tane iç açısı ve sekiz tane de dış açısı vardır gibi. Çokgenlerde köşegen neye denir, nedir? Bakalım. Bir kenarın iki ucu komşu köşelerdir. Bir kenarın iki ucu komşu köşelerdir. Bakın, bu köşe ile bu köşe komşu köşe. Şu kenara bakalım. Bu köşe ve bu köşe komşu köşeler. Bir kenarın iki ucu daima komşu köşelerdir. Biz komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen diyoruz. Bakın, bana komşu olmayan iki köşe lazım. Bu köşe ile bu köşe gördüğünüz üzere komşu değil. Çünkü bir kenarın iki ucunda değil. O halde bu yeşille çizdiğim doğru parçası nedir? Köşegendir. Peki köşegen sayısını nasıl buluruz? En kenarlı bir çokgenin toplam köşegen sayısı, en kenarlı bir çokgenin toplam köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. En kenar sayısıdır. Bakın, diyelim ki örnek vermişim altta, onları inceleyelim. Üçgenin köşegeni kaç tanedir? Bu formüle göre yazarsak n neydi? Kenar sayısıydı. Üçgenin kaç kenarı var? 3 kenarı var. Çünkü çokgenler kenar sayısına göre isimlendiriliyordu. Peki bakın, burada n yerine 3 yazdığımda 3 çarpı, burada 3 yazarsam 3 eksi 3 0. 3 çarpı 0'dan ne çıkacak? 0 çıkacak. Çünkü 0 çarpmada yutan elemandı. Hatta şöyle demiştim aklınızda kalsın diye. Sıfırın koca kübeği nasıl oluşmuştu? Çarptığını yutmuş. Çarptığını yutmuş. Çarptığını yutmuş ve koca göbekli sıfır oluşmuş. Sıfır çarpmada yutan elemandır. O yüzden üçgenin köşegeni yoktur. Üçgenin köşegeni yoktur. Bu sorularda çok gelir. Dörtgene bakalım. Dörtgen kaç kenarlı? Dört kenarlı. Dört kenarlı olduğu için en yerine 4 yazarsam 4 çarpı 4 eksi 3'den 1, 4 çarpı 1 bölü 2. 4 çarpı 1 4, 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2 tane, bakın 2 tane köşegeni vardır. Dörtgenlerin hepsinin 2 tane köşegeni vardır. Birincisi yeşil, ikincisi mor olan doğru parçaları burada köşegendir. Beşgene bakalım. Beşgen adından anlıyorduk. Kaç kenarlı? 5 kenarlı. 5 kenarlı olduğu için en ne? 5. En kenar sayısıydı çünkü. Peki en yerine 5 yazarsam 5 çarpı 5 eksi 3 2. 5 çarpı 2 bölü 2. İkiler sadeleştiği zaman geriye ne kalır? 5 kalır. Yani çokgenin, buradaki çokgenin köşegen sayısı 5 tane. Beşgenlerin hepsinin köşegeni 5 tanedir. Unutmayalım.